Yenil ki yenil ki büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Benim için kendisinin farklı olduğu bölüm, insanların yani bütün ülkenin onu kendisinden biri gibi görmesi. Kendisini yakinen tanıdığım zaman ne kadar insancıl, ne kadar yakın olduklarını gördüm. Yani ben bunca şey anlattım. Bu anlattığım bunca şeyin altında bir vefa duygusu vardır. Yani tanıdığın insanlardan kolay vazgeçmez. Bu yorgunluğu ancak halk ve hak için yapmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bana geri dönüş yaptıysa ki herhalde binlerce kişi aramıştır. Bir durup düşündüm, bir utandım. Oradan bir kendime ders çıkardım. Herkesin hoşuna gitse de, gitmese de bazen yüksek sesle, bazen ılımlı ama cevapsız bıraktı, herhangi bir şey yok. One minute. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Aydın devlet vasfını kazandığını belirtiyor. Bana çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmişti. Daha Davos'a gelmem. Ben mi? Bunu da böyle bilirsin. Yıllarca düşmeyecek.
kimsenin kaybolmasına izin vermeyiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Telefonun nerede geleceği belli olmaz. Türkcell'in çekim gücü farkıyla o telefon sizi bulsun, dünyalar sizin olsun. Bu yaz serinlik garanti. Şimdi Vestel klimalar tam 6 yıl garantili. Üstelik ayda 27 liradan başlayan fiyatlar ve maksimum kartı özel 36 ay taksit fırsatıyla. Vestel, dost teknoloji. Diş hekimleri dişlerimizi dikey fırçalamayı önerse de fırçalama zamanımızın %68'inde yatay fırçalıyoruz. Bu nedenle yeni Signal Vertical Expert'i geliştirdik. Yelpaze şeklindeki dikey kılları sayesinde yukarıdan aşağı fırçalamayı kolaylaştırır. Yeni Signal Vertical Expert, diş hekimlerinin önerdiği daha etkili temizlik için. Daha iyi bir sonuç için Signal Expert Protection'la kullanın. Arış, pırlanta sanatı. Konuşturan boya Permolit ve Turkcell'den süper kampanya. Permolit kutularından çıkan şifreyi 4533'e gönderin, 100 liraya kadar konuşma kazanın. Permolit, keyfini sürün. İçindeki şirini keşfet. Şirinlerin eğlenceli ve heyecan dolu maceralarında onlara eşlik et. Sen de içindeki şirini keşfet. Şirinlerin hikayesi. Şirinler Paris'te. Şirin olmak ve daha birçok şirin macera. Şirinlerin tüm kitapları seçkin satış noktalarında. Şirinler. Ankara'da mutlu yaşamın yeni adresi. Asude Park Evleri. Büyük fırsat. 3 artı 1, 4 artı 1 ve dubleks seçenekleriyle kaliteli, ferah, huzurlu. Altındağ Havaalanı yolu 10. kilometrede. Kampanya fiyatlarıyla %10 peşin, bütçenize uygun ödeme seçenekleriyle 2014'te teslim. Barınmak için değil, yaşamak için. Asude Park Evleri. 0312 528 1446. Sağlıklı yaşamla ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Biz bir tek şey söylüyoruz. Altın kılıç kefir için. Sağlığınız için, formunuz için, kefir için, kefir için. Herkesin keyfi yerindeydi. Ta ki biz en iyisini yapana kadar. O bir çürk. Yakışıklı. Hafif ve sağlam. Güçlü ve dayanıklı. Boğa gibi güçlü damper, EMK damper. Orta Doğu'nun sağlık merkezi Şanlıurfa'da. OSM Orta Doğu Hastanesi, sağlıklı günler diler. Başınızın aşkı kamaş baharatları, kamaş baharatları. Gelenek hiç değişmedi. Bir gün değil, her gün indirimin adresi Düzgün Alışveriş Merkezleri. İyi alışverişler. Hediyelik eşya ve mutfak ürünlerinde kalite ve çeşitliliğiyle evinize farklılık katar. Çiftçiler İthalat. Otomobil ve Endüstriyel Rot Balans Makinaları. Balansmatik. Herdan Zeytin ve Zeytinyağları. 1908'den beri geçmişten gelecek nesillere. Tek kullanımlık örtüler. Pratikser. Estetiği, pratiği. Office furniture.
Otomobil ve Endüstriyel Rot Balans Makinaları. Balansmatik. Flora Halı'dan bir ilk. Her adımda bahar ferahlığı. Koklamaya doyamayacaksınız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Biz arkadaşlarla bir çıkacağız da. Televizyon bakmaya geldik. Tabii, buyurun. Sesi nasıl? Stüdyo surround sistem. Peki şimdi 3D mi bu? Full HD 3D. Üstelik HD uydu alıcısı içinde. Vay. Bir deneyebilir miyiz? Tabii, buyurun. Ya bırak. Açık bir kalın. Bir de yapacağım. Ay, kumandayı resmi. Beyler. Karar verdik mi? Televizyon bir harika ama biz aynı evde yaşamayacağımıza karar verdik. Yeniliklerin öncüsü Arçelik, teknoloji ve tasarımı şimdi de mağazalarında buluşturuyor. Yüzlerce ürün ve yenilikçi hizmet anlayışıyla buluşmak için sizleri de Arçelik mağazalarımıza bekliyoruz. Ben babamla geleyim, bu televizyonu alalım biz. Ona kadar açıyız. Aslan abi. O bir çürük. Ve sağlam. Güçlü ve dayanıklı. Boğa gibi güçlü damper. EMK damper. İçindeki şirini keşfet. Şirinlerin eğlenceli ve heyecan dolu maceralarında onlara eşlik et. Sen de içindeki şirini keşfet. Şirinlerin hikayesi. Şirinler Paris'te. Şirin olmak ve daha birçok şirin macera. Şirinlerin tüm kitapları seçkin satış noktalarında. Şirinler. Türksellisen, Türksellisen çekim gücü farkıyla. Sen çekim gücü farkıyla arayanlar sizin olsun, dünyalar sizin olsun. Sizin için çok önemli bir telefonun nerede geleceği belli olmaz. Turkcell'in çekim gücü farkıyla o telefon sizi bulsun, dünyalar sizin olsun. Bir günlüğüne başbakan olsan ne yapmak isterdin? Bütün çocuklara, fakirlere yardım ederdim. Van depremi oldu. Onda evi olmayanlara ev vereyim. Kütüphane yaptırırdım. Çocuklara sorardım ne istiyorsunuz diye, onları yapardım. Ki yenil ki büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Benim için kendisinin farklı olduğu bölüm, İnsanların yani bütün ülkenin onu kendisinden biri gibi görmesi. Kendisini yakinen tanıdığım zaman ne kadar insancıl, ne kadar yakın olduklarını gördüm. Yani ben bunca şey anlattım. Bu anlattığım bunca şeyin altında bir vefa duygusu vardır. Yani tanıdığı insanlardan kolay vazgeçmez. Bu yorgunluğu ancak halk ve hak için yapmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bana geri dönüş yaptıysa, ki herhalde binlerce kişi aramıştır. Bir durup düşündüm, bir utandım. Oradan bir kendime ders çıkardım. Herkesin hoşuna gitse de, gitmese de bazen yüksek sesle, bazen ılımlı ama cevapsız bıraktı, herhangi bir şey yok. One minute. One minute. One minute. Well, you know, one minute. Come on. One minute. Okay. One minute. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği.
by the Minister. Devlet vasfını tasarruflarını belirtiyor. I want to ask you to defer to our host. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmişti. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsin. Her nefeste size zarar veriyor. Bu gördüğünüz kalpten çıkan ana atar damardan bir parça. Sigara, atar damarlarımızın duvarlarını yapışkan hale getirir ve damarlarda zararlı maddelerin birikmesine neden olur. Sigara içen birinin atar damarında bulunan birikintiyi görüyoruz. Sigara, her nefeste size zarar veriyor. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı 171. Bir günlüğüne başbakan olsan ne yapmak isterdin? Bütün çocuklara, fakirlere yardım ederdim. Van depremi oldu. Onda evi olmayanlara ev vereyim. Kütüphane yaptırırdım. Çocuklara sorardım ne istiyorsunuz diye onları yapardım. Yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Benim için kendisinin farklı olduğu bölüm, İnsanların yani bütün ülkenin onu kendisinden biri gibi görmesi. Kendisini yakından tanıdığım zaman ne kadar insancıl, ne kadar yakın olduklarını gördüm. Yani ben bunca şey anlattım. Bu anlattığım bunca şeyin altında bir vefa duygusu vardır. Yani tanıdığı insanlardan kolay vazgeçmez. Bu yorgunluğu ancak halk ve hak için yapmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bana geri dönüş yaptıysa ki herhalde binlerce kişi aramıştır. Bir durup düşündüm, bir utandım. Oradan bir kendimi daha çıkardım. Herkesin hoşuna gitse de, gitmese de bazen yüksek sesle, bazen ılımlı ama cevapsız bıraktı herhangi bir şey yok. One minute. Well, you know... One minute. Okay. 1 minute. The Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması... Thank you.
İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ekranına, Beyaz TV'ye hoş geldiniz. Bu akşam yaşanmış çok özel bir hikayeyi kahramanıyla birlikte ekranlarınıza taşıyacağız. Onu bugüne kadar pek çok farklı platformda dinlediniz. Örneğin meydanlarda. Ya da parlamentoda, grup toplantılarında. Kimi zaman uluslararası arenada mazlumun hakkını savunurken. Kimi zaman da ulusuna seslenip yeni Türkiye'yi anlatırken buldunuz onu. Güldüğüne de şahit olduk çokça, gözyaşlarına da. Kimi diyor ki o bizden, içimizden biri. Kimi de diyor ki sadece Türkiye'nin değil, o bir dünya lideri. Şimdi koltuklarınıza iyice yaslanın, çaylarınızı kahvelerinizi yanı başınıza alın ve yaşanmış bir hikayenin tanığı olun. Ustanın hikayesi başlıyor. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. ...73 milyon vatandaşımıza efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sizlere sözümüz, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'yi bir ve bütün olarak kucaklamaktır. Sayın Başbakanım. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraberiz. Efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum ben de, şeref verdiniz. Biz bir itirafla başlayacağız, heyecanlıyız. Neden sizi iç politikaya, dış politikaya dair kimi programlarda konuk ettik. Ama bugün sizin hikayenizi sizin ağzınızdan dinleyeceğiz. Yani aslında sizin tabirinizde vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'la dinleyeceğiz. Biz soracağız, siz anlatacaksınız. Heyecanımız başta bu yüzden. Belki hem bir izleyiciyi selamlamak istersiniz öncelikli olarak. Bir de başlarken ustanın hikayesine dair görüşünüzü şöyle birkaç cümlede almak isteriz Sayın Başbakanım. Öncelikle tabii ben ekranları başında bizi izleyen tüm milletime kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerime saygılarımı sunuyorum. Ve ustanın hikayesiyle ilgili girizgah gerçekten güzel olmuş. Bundan dolayı emeği geçenleri de ayrıca kutluyorum. Böyle bir hazırlığın içerisinde başta tabii yönetim olmak üzere siz değerli arkadaşlara özellikle teşekkür ederken bu sürece katkı verenlere de aynı şekilde saygılarımı sunuyorum. Pekala, katılımınızdan ötürü biz de bir kere daha size teşekkür edelim. Evet. Başlayalım çocukluğunuzla. Sayın Başbakanım, siz bir maraton koşucusunuz aslında. Dilerseniz bu maratonun başından başlayalım. Bebekliğinize gidelim. İsminizi kim vermiş? Recep Tayyip ismini nereden almışsınız? Bildiğim kadarıyla rahmetli babam. Ve babamın bu ismi verişindeki espri şu. Ben Recep ayında doğmuşum. Bundan dolayı göbek adımı Recep vermişler. Dedemin adı Tayyip'ti. İkinci adımı da Tayyip olarak dedemin adından dolayı babam bu şekilde vermiş. Ve Recep Tayyip olmuş. İşin sırrı bu. Babam böyle anlatırdı. Tabii Karadeniz'de bizim şöyle bir anane de var. Sürekli olarak kızlarda anneanne, onun ismi ile anılır. Çocuklara onlar verir. Daha doğrusu torunlara. Erkeklerde de yine dedeler. Onların isimleri. Genelde hep böyledir. Ama yeni kuşaklarda bunlar artık belki değişmeye başlamıştır. Aslında güzel de oluyor yani. Bir yerde tabii geçmişi unutmama. Bu çok çok önemlidir. Ve ceddinizi unutmadığınız sürece geleceğinizde de siz hatırlanırsınız. Bu bakımdan önem arz ediyor. Herhalde böyle bir şeyi onlar yaşadılar ki bizlere de yaşattılar. Evet. Okulda arkadaşlarınız nasıl hitap ederdi size? Öğretmenleriniz, arkadaşlarınız Recep mi, Tayyip mi? Tabii okulda kademe kademe. İlkokulda farklı. İmam Hatip Okulu süreci farklıydı.
Tabii ilkokuldayken genelde bir beşinci sınıf olayı vardı. Hep Tayyip ismiyle anıldım. İmam Hatip'e başladığımız zaman yine onunla devam etti. Fakat zaman zaman ilkokulda bana hoca dedikleri de olurdu. Yani bir din dersi olayı yaşamıştık. Hı hı. O din dersi olayından dolayı tabii okulumuzun müdürü bize din dersine geliyordu. Bir gün namaz olayını anlatacak. Sordu. Kim kılacak? Kılmadılar. Sonra ben elimi kaldırdım. Kalktım. Ben kılınca bu sefer o andan itibaren sınıfta bizim lakabımız oldu. Öyle anılmaya başladık. Ben tabii yadırgamadım da. Çünkü güzel bir lakab. Biz çünkü öğretmene de hoca diyorduk. Hocaya da hoca diyorduk. Onunla anılmak güzeldi. Öyle anıldık. Ama İmam Hatip süresince de genelde hep Tayyip ismiyle anılarak öyle geldik. Peki, belki sizi gülümsetecek bir soru olabilir. Rahmetli anneniz ya da rahmetli babanızın size özel bir hitap şekli var mıydı evde? Hani anneler babalar sevgilerini göstermek adına çocuklarına bir takım hitap şekilleri vardır. Var mıydı böyle bir şey anımsadığınız? Böyle bir farklı hitapları yoktu da bizde Karadeniz'de Tayyip ismini bu şekliyle kullanamazlar. Hatta benim dedemin nüfus kağıdındaki ismi bile Tayyip diye geçmez. Teyüp diye geçerdi. Teyüp. Teyüp. Şimdi bizde de annem rahmetli yumuşatarak o şekilde o da kullanırdı. Babam da benzer kullanırdı. Sonra tabii ya baba öyle değil böyle filan diye bu işi biraz düzeltiverdik. Ama söylenen buydu, bu şekliyleydi. O da tabii Karadeniz'deki yapıdan kaynaklanıyor. Mesela bizde Karadeniz'de yine Fatma kullanılmaz. İşi aslında Fatma. Evet. Ama belli bir bölümde Fatma kullanılsa da Fatmalara Fadime denir. Rize'de böyledir. Bu tür böyle oradaki lehçe farklılıkları da buna diyebiliriz. Böyle bir mesela şimdi Araplar diyelim Amine derler değil mi? Bizde o yumuşamıştır, Emine'dir. Evet. Yani bu şekildedir. Mesela Mehmet'in Araplardaki anılma şekli Muhammed'dir. Evet. Ama o yumuşa bizde Mehmet olarak gelişmiş. Bizde de aynen böyle bir durum söz konusu. Pekala. Sayın Başbakanım bağışlayın. Hareketli miydiniz? Sakin bir çocuk muydunuz? İlkokulda, ortaokulda, İmam Hatip döneminde liderliğinizi biliyoruz ama çocukluğunuzda hareketli bir çocuk muydunuz yoksa sakin miydiniz? Yok çok da sakin değildim. Hareketliydi. Ama tabii bizim çocukluğumuzda apartman çocukluğu yoktu. Bizim dönemlerde mahalle çocukluğu vardı. Sokak da yoktu. Ve bizlerde sokak komşuluğu değil, mahalle komşuluğu evet. daha yaygındı. Yani aynı mahallede oturan insanlar birbirlerini çok iyi tanırlardı. Örneğin benim annem, babam neredeyse yani şu anda ilçe olan yer nahiyeydi o zaman. Nahiyedeki her insanı tanırlardı. Yani bir köyden ta diğer köydeki insanları işte filanca filanca filancanın filancası tanırlardı. Bizde de Kasımpaşa'da oturduğumuz sokak ve diğer sokaklar biz oradaki bütün arkadaşlarımızla gayet sıkı fıkıydık. Tabii o zaman böyle sokaklar tamamen toprak. Yağmuru yediği zaman her taraf çamur. Biz o çamurların içerisinde arkadaşlarımızla hep yuvarlanırdık. Onlarla oynardık, oynaştaydık. Ve öyle anlar olurdu ki eğer annem evde değilse benim sokaktaki arkadaşımın annesi alır beni yıkardı mesela. Onun annesi yoksa benim annem alır onu yıkardı. Bu tür güzellikler vardı. Dayanışma vardı. Ve bundan dolayı da bizim o aramızdaki bağlar, komşuluk bağları gerçekten çok çok güçlüydü. Mesela birbirlerine yemekler götürürlerdi.
diyeyim, annem komşumuza götürürdü, komşumuz bize getirirdi. Diyelim komşumuz Arnavut'tu, biz Rizeliyiz, bize getirirdi. Aynı şekilde annem o tarafa götürürdü. Bunlar tabii muhabbeti, sevgiyi çok farklı bir şekilde artırıyordu. Şu anda biz buna hasretiz. Yani bunu artık görmek hakikaten birçok yerde, Anadolu'yu şöyle müstesna tutarsak, büyük şehirlerde bunu yaşamak, bunu görmek ne yazık ki mümkün değil. Böyle evet. Bir durumla karşı karşıyayız. O zaman hani sokaktan bahsederken, oynatıyorduk sokakta dediniz ya, oynadığınız oyunları anımsıyor musunuz Sayın Başbakanım? Futbolu biliyoruz, topa düşkünlüğünüzü biliyoruz ama oyunlara dair aklınızda kalan, şu oyunu oynardık arkadaşlarımla dediğiniz var mıydı? Oynadığımız oyunlar tabii çocuklukta çok. Yani örneğin işte en çok oynananlar, mesela sokakta oynananlar kastediyorum. Mesela çelik çomak oynanırdı. Ondan sonra şimdi ismini gerçi unuttum ama arkadaşlar, yani affınıza sığınarak söylüyorum, böyle hani iki arkadaş yakar top, uzun eşek filan bu şekilde şeyler oynanırdı. Ondan sonra işte bu yakar top dediğimiz bunlar. Kendi aramızda bazen arkadaşlar diyelim bizim eve gelirse, bizim evde geldi dama biz oynardık. Ondan sonra dokuz taş oynardık filan, bu tür şeyler oynanırdı. Tabii kandillerde filan o günlerin bizde farklı şeyleri vardı. Biz hemen kandil noktasında kuleyi oluştururduk ve onun üzerine getirir leğeni koyardık. Onun içine külü, onun içine malum gaz yağını döker. Ondan sonra onu belli bir saatten sonra yakardık. Onlar da bizim yine böyle farklı günlerdeki anılarımız olurdu. Oyuncaklarda da zaten o dönemde çok bir çeşitlilik yoktu. Yok, bildiğimiz yani, kadarıyla. Yok. Pekala. Bisikletiniz var mıydı Sayın Başbakanım? Maalesef. Yoktu. Bisiklet alacak durumda değildik. Pekala. Sayın Başbakanım, kumbaranız var mıydı? Yani bizim öyle bir banka kumbarası şeklinde değil ama anacığımın öyle bir hazırlayıp verdiği, onun evde yaptığı bir kumbara. O kumbarayla orada paralarımı biriktirirdim. Öyle bir biriktirme, para biriktirme özelliğim annemin o hazırlamış olduğu zeminde teşekkül etmişti. Böyle vardı. Ne yapardınız? Evet, evet. O parayla ne yapardınız mesela? Eve bir katkınız olur muydu tekrar? Onlar biriken paraları zaten annemize verirdik. Biliyorsunuz anneler bu noktada evlatları için tasarrufu en güzel şekilde yaparlardı. O bayramda, seyranda neyse ufak bir şey ona katar. Bak sana paranla bunu aldım derdi. O bizim için en önemli heyecan kaynağı olurdu, sevinç kaynağı olurdu. Bunlar hakikaten unutulmayacak anılardı. Tatillerde peki ne yapardınız? Okullar kapanınca mesela baba ocağına gider miydiniz? Karadeniz'de bir fındık çay toplamıştınız var mı? Var yani mı? Babam Allah rahmet etsin iznini hep yaza getirdi. Ve yazın o bir aylık izninde biz de babamla beraber Rize'ye giderdik. Ve o zamanlar Rize sadece çay memleketi değildi. Aynı zamanda fındık da vardı. Zaman zaman tabii büyüklerimizle beraber biz de çay bahçelerine, fındık tarlalarına girdik. Onlara zaman zaman onlarla beraber olarak oradan öyle bir heyecanı tattık, bu vardı. Ama gittiğimizde babam beni tabii yalnız bırakmazdı. Okulum sebebiyle yine orada bir hoca efendiye teslim eder. Orada mesela İmam Hatip yıllarımda mesela Kur'an-ı Kerim, Arapça derslerine filan orada ayrıca gitmişimdir. Ve oradan aldığım derslerin de benim hakikaten gelişmemde çok büyük faydası oldu. Bunları oralarda bulduk. Bir de tabii orada da bir kendi akrabanı yakından tanıma, onlarla kaynaşma fırsatını buluyorsun. Şu anda ben hala babamın vasiyeti üzerine oradaki bütün onun arkadaşlarını ziyaret ederim. O arkadaşlarından kalan onların evlatlarıyla, torunlarıyla işte bu gidişimde yine onları da tek tek ziyaret ettim. Bu hep onlardan bize tevarüs ettiğimiz güzellikler. Bu akşam bizden rahmet istiyorlar Ahmet Reis Beyefendi ve Tenzile Hanım
hanımefendiler, okuldan geldiniz, sokakta üstünüz başınız kirlendi geldiniz, susadınız, karnınız acıktı. Kapıyı çaldığınızda rahmetli Tenzile hanımefendiden en çok hangi yemeği isterdiniz? Mutfağa girdiğinizde, anacığım bana hangi yemeği yaptın dediğiniz hangi yemek vardı? Şimdi tabii İlk aklınıza gelen. Bizim özellikle mutfak Karadeniz yemekleriyle, yani Rize mutfağıyla zengindi. Annem de gerçekten rahmetli çok maharetliydi. Mesela bir anda bakarsınız annem hemen fırından, o onun gerçekten çok çok güzel bir menüsüydü. Hamur alırdı. O hamurun açar. Ama böyle ince hamur şeklinde değil, biraz kalınca açar. Onu kavurmayla beraber hemen fırında hazırlar. Tabii fırın şu anda anladığınız anlamda bir fınır değil. Ateş. Fırını soba, hayır. Kuzine. İstanbul'da kuzine. Kuzine. Kuzine de onu hemen hazırlar. Ve kemal afiyetle onu yerdik. Ama annemin tabii ayrıca yani sarması çok meşhurdu. Bizde Rize'de biz muhlama deriz. Trabzon'da kuymak deriz. O inandemin çok çok gerçekten lezizdi, lezzetliydi. Onu yeme imkanlarımız oldu. Sonra dövme karalahanayı iyi yapardı. Karalahana çorbası filan onun çok çok güzeldi. Bunun yanında diğer tabii pilavın her türlüsünü, yani pirinç pilavını da bulguru da onları da çok güzel yapardı. Yani mutfağımız o noktada annemin sağ olsun çok zengindi. Yani aradığımız her zaman bulurduk. İsteklerimizde de boş dönmezdik. Dolu dolu dönerdik. Ve bizim ev bir de misafirsiz kalmazdı. Babam memleketten kimler gelse alır gelirdi. Ama bizim evin odaları çok değildi. Yani iki oda vardı. Ve hemen öyle haber falan vermek babamda yoktu. Babam aniden bakmışsınız yanında bir iki tane misafirle beraber gelmiş. Ve biz o zaman böyle evde masa falan da yok. Bizde sini derler Karadeniz'de. Evet. Yerde. Yerde. Yuvarlak. Altta o yufkanın açıldığı onun üzerine sini. Orada hemen sofra hazırlanır. Alelece ve fazla yarım saat 45 dakikada iş biter. Hazırlanır ondan sonra biz orada çöker yemeğimizi yerdik. Onun tadı daha başkaydı değil mi? Bambaşka. Sayın Başbakanım. Çok bambaşka. Daha başkaydı. O da tabii gelen giden arasındaki muhabbet için çok önemli bir köprü. Onlarla dayanışma için çok önemli bir köprü. Ve böylece yani babama kaptan amca diye hitap ederlerdi. Lakabı buydu. Ve babam aynı zamanda da bizim hemşerilerin kasasıydı. Yani yurt dışında gemilerde çalışan bizim hemşeriler, bunların illa akraba olması da şart değil. Köylüler vesaire, komşu köylerden olanlar. Yani onu bir yedi emin olarak görürlerdi. Paralarını babama bırakırlardı. Giderlerdi. Babam oradan hepsinin birer zarfı vardı. Hesaplarını ben tutardım. Köyde eşine, onlara parayı oradan, onlar ne kadar isterse, onları yine sağlam güvenilir insanlarla, otobüslerle, onlar diyelim ki haftada bir gün, iki gün oraya yolculuk varsa onlarla gönderirdi. Böyle bir irtibat söz konusuydu. Bundan dolayı da çok güvenilen bir insan konumundaydı, Allah rahmet eylesin. Babanızdan bahsederek devam edelim o zaman Sayın Başbakanım. Biraz aranızdaki irtibattan sormak istiyorum, ben öğrenmek istiyorum. Klasik Türk aile yapısındaki baba figürü müydü? Mesela anneler daha naiftir, daha sevgisini belli eder. Babalar biraz mesafelidir çocuklarına karşı. Sevgisini gösteren bir baba mıydı? Babamda tabii o sevgiyi gösterme vardı ama babam çok otoriterdi. Yani bir defa bizim yetişmemizde gerçekten karakter yapımızın oluşmasında onun o ciddiyetinin tabii çok çok büyük faydası olmuştur. Böyle ağzınızdan bir kötü laf çıkacak, cezası çok ağırdır. Küfredemezsiniz. Bir küfrettiğiniz anda faturasını ağır ödersiniz. Onun için de zaman zaman babam bizimle hesaplaşmıştır.
faturasını da ağır ödedik ama kazandık. Sayın Başbakanım, çocukluğunuzda kitap okuma alışkanlığınızı biliyoruz. Okuduklarımız kadarıyla, duyduklarımız kadarıyla bir kütüphaneniz varmış. Nasıl oluşturdunuz o kütüphaneyi? Kitap okuma alışkanlığınız nereden geldi o dönemde? Şimdi aslında bu konuda tabii ilginç bir geçmiş var. Yani sınıfta benim yaşıyorsa Allah selamet versin, ölmüşse Allah rahmet etsin, İsmail diye bir arkadaşım vardı. Onların bir kitap evi vardı. Ve ben tabii yatılı okuduğum için babam haftada 2,5 lira verirdi bana. Ben bu 2,5 lirayla o zaman kartpostal alırdım. Sirkeci'de artık nasıl olsa o firmalar kalmamıştır herhalde, öyle zannediyorum. Reklamını yapmıyoruz. Keskin Kalır diye bir kartpostal firması vardı. Ve Balat'tan halk otobüsüne binerdim. Doğru Eminönü, oradan Sirkeci'ye gider alırdım dersten sonra. Akşam tekrar etüde yetişirdim. Ve bu kartpostallarla yatılı okuduğumuz için arkadaşlarımız tabii kartpostalı alır Anadolu'ya, memleketine, annesine, babasına kartpostalla durumunu anlatırdı. Ve iletişim bu şekilde kuruluyordu. Buradan tabii kazandığım paralar vardı. Hafta sonu simit satardım, su satardım. Yani bunları yapardım. Ve o arkadaşımdan ben ilk kaynak kitaplarımı almaya başladım. Mesela ilk ansiklopediyi onlardan aldım. Aynı şekilde mesela bir tefsir kitabı aldım. Yine onlardan aldım. Tabii 5 lira taksitle aldım. Ve bunu almışken babam benim bu teşebbüsümü görünce babam da bana hediye olarak bir marangoz arkadaşına o zaman bir kütüphane yaptırdı. Tabii şimdi anladığımız anlamda öyle çok büyükçe bir kütüphane değil. Ama benim ihtiyacıma cevap verecek şekilde, kitaplarımı rahatlıkla orada saklayabilecek şekilde böyle bir kütüphaneyi bana yaptırdı. O aralarda şu anda adını vermeyeyim ama şu andaki mevcut gazetelerden bir tanesinin düzenlemiş olduğu bir şiir yarışması vardı. Türkiye Teknik Ressamlar Cemiyeti aslında düzenleyen. Fakat o dediğim grup, o da bir ödül koymuştu. Ve Teknik Ressamlar Cemiyeti duvara monte bir kütüphane. O yayın grubu da bir kitap serisi ödül olarak koymuştu. Mithat Paşa Kız Sanat Enstitüsü'nde, Kız Meslek Lisesi'ndeydi yarışma. Ve o yarışmaya katılmıştık ve o yarışmada ben birinci olmuştum. Tabii o ödülleri almıştık. Aklımda kaldığı kadarıyla 500 lirada bir para ödülü almıştık. O zaman o benim için tabii çok büyük bir ödüldü. Bir taraftan o duvara monte edilen tabii kütüphane, işte o kitaplar filan. İlk aldığım ödül de buydu. Böyle bir ödül. Yani aklımda kaldığı kadarıyla iki tane şiir yarışması var. Birisi buydu, bir tanesi de daha sonra olmuştu. Bu o zamanlar çocuk rollerindeki artistlerden Parla Şenol vardı. Hı hı. Onun da katıldığı bir yarışmaydı. Ve biz derece yaparak ben birinci oldum ve o yarışmayı kazandık. Kütüphanedeki ilk adım atış, kendi kitaplarıma sahip oluş orada başladı. Tabii liseler arası münazaralara falan okulumuz adına katılmama sebebiyle de o zaten sizi iki şeye sevk ediyordu. Bir araştırmaya, iki okumaya. Doğru. Araştırma yapacaksın, okuyacaksın ki o tezi en iyi şekilde hazırlayabilesin. Tabii bunlar bize hakikaten ciddi zenginlik kazandırdığı gibi bir de tabii kitleler karşısındaki bu noktada konuşma cesaretimizi de artırdı. Doğru. Sayın Başbakanım, biraz çocuklarla olan irtibatınızdan söz edelim şimdi de. Aranızda çocuklarla muhteşem bir enerji var. Bir de siz gittiğiniz yerlerde bakıyoruz, otobüslerinizin, araçlarınızın arkası hep oyuncaklarla dolu. Mutlaka onları sevindiriyorsunuz. Bu hassasiyet nereden geliyor?
Şimdi gerçekten çocuk sevgisi aslında sevgili peygamberimizin biliyorsunuz en önemli sünnetidir. Evet. Onlarla oturur, oynaşır. Onlara çamurdan evcikler yapar. Onları eğlendirir. Şimdi böyle bir sünnet oradan kalma. Bir de tabii bu alışveriş, elektrik bunlar çok önemli. Ben de hakikaten çocuklara karşı emsalsiz bir sevgi var. Çok seviyorum. Evet. Aynı şeyi şu anda yani torunlarım için de o sevgi söz konusu. Ve tabii çocuğu sevmek, geleceği sevmektir. Ve sizin onlara verdiğiniz o sevgi, onların kendi dünyasında farklı bir zenginliğin temellerini oluşturuyor aslında. Sizden sevgiyi görürse, o da sevgiyi yarın bir başkalarına aktaracaktır. Ama azarla büyürse, azarlamayla büyürse, ondan siz kalkıp da şefkat bekleyemezsiniz. Onun için biz yarının şefkat edecek nesillerini yetiştirmek için onları bu şekilde yetiştirmemiz, bu şekilde büyütmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü onlar sevgiye muhtaç kalmasınlar. Evet. Onlara bu sevgiyi her yerde verelim. Annesi olsa da verelim, olmasa da verelim. Sayın Başbakanım, geleceğimiz dediğiniz, yeni nesil dediğiniz çocuklar, bakın Recep Tayyip amcalarını nasıl anlatmışlar. Size bir sürprizimiz var. İşte sizin çok sevdiğiniz, yavrularım dediğiniz çocuklarınız. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Benim aklıma başbakan geliyor çünkü o başbakan. Recep Tayyip Erdoğan deyince yenilikler. Türkiye geliyor. Başbakanlık. Başbakan. Başkan. Amca. Bilmiyorum. Başbakanımız geliyor. Cumhurbaşkanımız. Başbakan. Türkiye'ye. En büyük bir kişi. Başbakan. Lider geliyor. Başbakan. Başbakan. Başbakan Erdoğan. Sence o nasıl biri? Tipi çok güzel, boyu uzun, güzel kalpli adam. Can dostuna benziyor. Çok iyi bir adam. Kendini gür gür anlatıyor. Çok ciddi. Disiplinli. Kendine özgüveni olan bir adam. Dürüst. İyi bir yönetici. Verdiği sözü tutar. Özel bir adam. Güzel bir adam. Çok iyi bir amca. Fenerbahçeli. Sert bir adam. Bıyıklıdır. Çok uzun boylu, böyle biraz bıyıkları var. Büyük. Ve güçlü. Güzel böyle. Böyle yuvarlak. Şöyle biraz üçgen gibi yüzü var. Biraz kilosu var. Göbeği var. Azıcık sakalı var şimdi. Biraz kısa saçlı. Uzun saçlı. Siyah saçlı. Kahverengi. Genellikle takım elbise giyiyor. Hep şık giyiniyor. Genç. Biraz yakılı. Yakışıklı. Ben başbakanı çok seviyorum. Çünkü çocuklara oyuncak veriyor. Beleş okul yapıyor. Annem adım nakışı. Çocuklara hediye dağıtıyor. Annesi alışan. En fazla 3 çocuk diyor. Şimdi 5'e çoğaltmış, haberlerde duydum. Hakikaten gülümseyerek seyrettik. Şu dikkatimi çekti. Sizin bir takım söylemlerinize ne kadar hakimler? 3 çocuk, 5 çocuk meselesini biliyorlar. En çok gülümsediğiniz yer neresiydi Sayın Başbakan? Gülümsenmeyecek hiçbir şey yok. Hepsi ayrı bir tespit yapmış. Bundan dolayı hakikaten işte bu iletişim çok çok anlamlı. İşte gördüğünüz, bakın 3 çocuk, 5 çocuk onu bile yakalamışlar. Ondan bile mutlular. Demek ki ihtiyacımız var. Pekala. Evet Sayın Başbakanım, müsaade ederseniz çocukluğunuzdan gençliğinize doğru geçelim yavaş yavaş. Ve gençliğinizin büyük bir bölümü de Kasımpaşa'da geçti. Ve herkes Kasımpaşalı olarak ifade ediyor. Ne demek Kasımpaşalı olmak Sayın Başbakanım?
Tabii bu aslında bugünün bir jargonu değil. Bunun mazisi çok eski. Evet. Kasımpaşa aslında şöyle tarihi misyonu itibariyle yani Osmanlı'nın denizcilikte aslında müstesna olan kesiminin oturduğu, yerleşik olduğu bir yer. Ve şu anda da biliyorsunuz Kuzey Deniz Saha Komutanlığı hala oradadır, restorasyonu var. Cezayirli Gazi Hasan Paşa aynı şekilde orada. Bakıyorsunuz belli bir mesela Deniz Harp Okulu veya Deniz Lisesi onların gelip geçtiği yerler olmuş. Mesela şimdi orası Deniz Hastanesi olarak kullanılıyor filan. Bu tür esprileri, güzellikleri olan bir yer. Tabii onların yerleştiği bir yerdi. Yani şu andaki hal Kasımpaşa değildir. Bizim de oturduğumuz işte bir ahşap binanın içerisindeydik. Ama bizim biraz daha ilerimize gittiğimiz zaman oralarda da eskiden çocukluğumuzda biz dut bahçelerini görürdük. Mesela şu anda Piyale Paşa Bulvarı olarak bilinen yer eskiden Doymaz Dere'ydi. Ve oradan maalesef atık sular akardı. Ama onun hemen biraz ilerisinde baruthane vardı. Orada askerlerimiz gelir atışlarını yaparlardı. Atış talimlerini oralarda yaparlardı. İşte bu dönemler evrile daha sonra Kasımpaşa'da tabii ki doğru bulmadığımız yani zaman zaman mafyanın içine karışmış tipler de oralardan çıkmaya başladı, yetişmeye başladı. Yani efendilerin oturduğu, daha çok yoğunlukla onların yerleşik olduğu Kasımpaşa bu hale geldi. Daha sonra onlar da bir yine değişime uğradı ve Kasımpaşa adeta şu anda Türkiye'nin diyebilirim ki bir özeti durumuna geldi. Mesela bizim orada yaşadığımız yıllar ağırlıklı olarak Karadenizlerin olduğu dönemlerdi. Daha sonra özellikle romanlardan gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Mesela bizim hemen mahalle içinde komşumuz romanlar vardır. Hı hı. Benim onlar içerisinde çok arkadaşlarım var. Aynı ilkokulda, aynı sınıfta beraber okuduk. Ve onlarla beraber hakikaten o yaşamımızı birleştirdik. Mesela şu anda onlar orada hala o şekilde otururlar. Ben kendilerine yalvarıyorum ya ne olur diyorum şu kentsel dönüşüm değişim içerisinde sizin buraları artık şöyle bir değiştirelim, yıkalım. Gayet güzel bir şekilde burada bu yeni oluşumun içerisinde siz de yerinizi alın filan. O alışkanlıklarını kolay kolay yatamıyorlar ama yeni yeni bazı şeyler orada da başlamış. Şimdi oradan o kalan hani mafyamsı o yapıdan kalan o kabadayılık Kasımpaşalı deyince bunlar kabadayıdır. Ama bunun yanında tabii bir de sözünün eridir. Yani orada bir şeye eğer söz verildiyse o sözü yerine getirir. Karşı taraftan da sözünü yerine getirmesini ister. Getirmediği takdirde bedeli ağır olur. Böyle bir anlayış var. Ve doğrusu biz o anları, o günleri yaşadık, gördük, bildik. Yani böyle bir şeyin içerisinde yetiştik. Ve tabii bir de o dönemdeki aile yapısı içerisinde de bir karakter oluşturuyor size. O oluşan karakter de size bazı şeyler veriyor. Neyi veriyor? Sözüyle özünün bir olmasını veriyor. Örneğin bize onu verdi. Bu okulumuzda da bütünleşmeyi bize sağladı, getirdi. Ve ben Kasımpaşa'yı doğrusu böyle anladım, böyle tanıdım. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde de şu anda da yine Beyoğlu Belediye Başkanı olan arkadaşlarımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Çünkü Kadir Bey de bizim aslında. O da Kasımpaşalı sayılır. Yani biraz şöyle Beyoğlu'na doğru Aynalı Çeşme, onun oturduğu yer o bölgeydi. Ama o da tabii Beyoğlu'nun çok eski Kadir Bey de eşrafındandır. Yani saray muhallebicisi falan onlar babadan tabii oralarda onlar çok eskidir. Kasımpaşa'nın içinde hakeza öyle bir yerleşik durumları var. Böyle bir yapı içerisinde Kasımpaşa'dan
yetiştik. Ve hala orada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hala orada dostlarımız, hemşerilerimiz var. Ve zaman zaman da görüşüyoruz. Zaman zaman tabii annemin ölümüne kadar kabir ziyaretlerinde Kasımpaşa'ya daha çok gidiyorduk. Daha sonra tabii babamın kabrinin naklini de yaptığımız için şimdi biraz daha ağırlıklı olarak Karacaahmet'te kalıyoruz. Kasımpaşalılığınız kadar belirgin özelliklerinizden biri de Sayın Başbakanım, siz de az önce değindiniz, İmam Hatipli oluşunuz. Bu zaman zaman siyaseten tartışmaları da sebebiyet verdi. Hepimiz tanıklık ettik. Yazık ki ortaya bu konuyla ilgili pek çok tartışma atıldı zamanında. Peki siz okurken ötekileştirmeye dair hangi sıkıntıları yaşadınız? Yani o zaman ötekileştirmeyle alakalı aslında benim İmam Hatip'e gidişimin vesilesi ilkokuldaki müdürümdür. Yani bir İmam Hatipli anlayışı da olan aslında bir müdür değildi. Fakat bize din dersine gelişi, babamı bir gün davet edip böyle böyle biz Tayyip'i buraya gönderelim deyişi üzerine, babam da bunu sevdi. Hocam dedi, siz nasıl biliyorsanız öyle. Size emanet ettik dedi. Öylece gittik, imtihana girdik ve imtihan neticesinde İmam Hatip'e girdik. Yani İmam Hatip böyle her geleni içeri alan bir yer değildi. İmtihana giriyorsunuz, imtihan neticesinde oraya girebiliyorsunuz. Ve o şekilde oraya başladık. O zamanki ötekileştirme şuydu. Öğretmenlerimiz bize şunu söylerlerdi. Niye siz buraya geldiniz? Ölüm yıkayacaksınız. Bütün bu diğer liseler varken ne işiniz var burada? O zaman bu ötekileştirmenin aslında kullandığı jargon buydu. Ölümü yıkayacaksınız. Cenaze, bunlarla mı uğraşacaksınız? Ne işiniz var? Hep bu. Yani buradan siz işte rahat rahat her üniversiteye gidemezsiniz. İşte gideceğiniz yer sadece o zaman yüksek silamensu vardı. Oralara gidebilirsiniz. Veyahut da fark dersleri vereceksiniz. Fark derslerini verdikten sonra normal üniversiteye gideceksiniz. Mesela ben okuduğum dersi fark ders olarak gittim Eyüp Lisesi'nde verdim. 6 tane dersten gittim Eyüp Lisesi'nde bitirdim. Nasıl bitirdim? 6 derse imtihana girdim. Eyüp Lisesi'nden diploma aldım. Eyüp Lisesi'nden aldığım diplomayla ben Marmara Üniversitesi'ne girdim. O zaman Aksaray İktisat ve Ticaret Fakültesi'ydi. Oraya öyle girdim. Yani İmam Hatip diplomam benim evde duruyordu. Yani İmam Hatip'i ötekileştirme ta orada başlamıştı. Mesela bizim Mehmet Ali Bey falan, onlar da öyledir. Aynı okulda okuduk. Aynı şekilde onlar da yine gittiler. Lise bitirdiler ayrıca. Ve o dönemler, yani bizim kuşaklar falan hepsi dışarıdan gittik. Biz lise bitirdik. O liseyi bitirerek ayrıca üniversiteyi o şekilde okuduk. Aksi takdirde İmam Hatipli olarak gidebileceğiniz yer sadece bazı, işte Erzurum Atatürk Üniversitesi alıyordu. Yüksek İslam'a gidebilirsin. Bunun dışında her yer size kapalı. İşte açıldı önümüz. Ama bunu bizden sonraki kuşaklar elde etti. Daha sonra malum biliyorsunuz işte 28 Şubat. 28 Şubat'la birlikte tekrar İmam Hatiplerin önü kapandı. Şimdi birçok, inanın, o dönemin yöneticileri İmam Hatipler'de hangi dersin okutulduğunu bilmiyor. İmam Hatip deyince zannediyor ki İmam Hatip'te sadece Kur'an, Arapça, tefsir, fıkıh, hadis, bunlar okunuyor. Halbuki hiç alakası yok. Bunlar da okunuyor. Ama bunun yanında edebiyattı, Türkçeydi, fizikti, kimyaydı, matematikti, bütün bunların hepsini okuduk. Felsefe, sosyoloji, bunların hepsini okuduk. Hepsini. Tarih, hepsini okuduk. Ve onun için de bizim dönemlerde diğer liseler 6 seneyken, orta lise, biz 7 sene okuyorduk. Bir sene fazla okuyorduk. Böyle bir durumu vardı. Böyle haksızlıklar karşısında buralar aşıla aşıla gelindi. Şimdi tabii yapılan neydi? Dedik ki biz sabır, çalışacağız. Çünkü buradan almamız gereken bazı dersler var. Ve biz, mesela benim 4 çocuğumun 4'ünü de sağ olsun gerek eşim birlikte kararımızı verdik.
Ama çocuklarımda da yani babalarından aldıkları herhalde o heyecan, coşku onları da şey yaptı. Ve dördünü de biz İmam Hatip'e gönderdik. Dördü de İmam Hatip mezunu oldu. İmam Hatip'ten çıktılar. Ondan sonra üniversiteyi okumada mesela erkek çocuklara katsayı engeli. Kızlara hem katsayı hem başörtü engeli. Bunları yaşadılar. Şimdi bu adalet mi? Yani bir taraftan kalkacaksın diyeceksin ki ötekileştirme yok. Biz böyle bir şey yapmıyoruz. Türkiye'de şu anda hala bu zihniyet var. İşte biliyorsunuz adli yılın açılışında da buna şahit olduk. Evet. Bir taraftan bunu söyleyeceksiniz. İnanç ayrımı yapmıyoruz diyeceksiniz. Bir taraftan bunu söylerken öbür taraftan başörtüsünü inancım sebebiyle kullanıyorum diyen çocuğa eğitim hakkı vermeyeceksin. Ona sosyal hayatta iş imkanı vermeyeceksin. Kamuda iş imkanı vermeyeceksin. Bu adalet mi? Hani ayrım yoktu? Amerika'da okuyabiliyor. Batı'da okuyabiliyor. Orada bütün bu imkanlar var ve çalışabiliyor. Bu imkanlar da var. Peki Türkiye halkının %99'u Müslüman olan bir ülkede niye okuyamıyor? Türkiye laik. Eyvallah. Laiklik ne demek? İşte buyurun bu noktada da 82 Anayasası'nın gerekçesinde çok açık net var. Nedir? Bütün inanç gruplarına eşit mesafede olmak o yönetimin laikliğin de gereği olarak görevi. Eşit mesafede olacaksın. Dolayısıyla burada bir ayrıma gidemezsin. Ama maalesef bu ayrımı da yaptılar. Şimdi bunlar aşılıyor. Rahatsızlığın altında yatan bu zaten. Biz de ne diyoruz? Bu ülkede başı açık olan da, başı örtülü olan da bütün imkanlardan istifade etmeli. Yani birisi bir fazla, öbürü bir geri olmasın. Hepsi aynı haklara sahip olsun, rekabet içerisinde olsun ve bu rekabet içerisinde de bu toplum birbirini kucaklasın, birbirini sevsin. Anlayış bu. Onun için çocuklar da bizim rahattı. Ve ben de çocuklarımla bu noktada gurur duyuyorum. Hepsi de o şartlar bizi ona mecbur etti. Gittiler dışarıda okudular, yetiştiler, geldiler işte. Doktoraydı, master'dı vesaire. Bunları da böylece sahip oldular. Evet. Evet, Sayın Başbakanım. Çok güzel anlatıyorsunuz. Saatlerce dinlenmesi gereken bir konu tabii ki. Ders alınması gereken bir konu. Malumunuz zamanımız kısıtlı. Şimdi birden aklımıza siz konuşurken zaman zaman biz de baktığımız zaman spor sevginizi de düşünüyoruz. Bakıyoruz akışımıza göre. Futbol sevginizi biliyoruz. Futbola farklı bir sevginiz olduğunuzu da biliyoruz. Fenerbahçe sevgisi nereden geliyor? Neden Fenerbahçe? Fenerbahçe sevgisinin temelinde ne yatıyor? Bunu merak ediyorum. Başbakan olarak bunu cevaplamak çok zor. Yani. Vatandaş Recep Tayyip Erdoğan olarak müsaade buyurursanız tabii hani mesela ki. Mesela bir aile büyüğü ya da bir yakınınız sebebiyle bir takımı tutarsınız. Ya da tamamen bireysel tercihtir. Sizinkisi bireysel tercih miydi yoksa? Birisi sizi teşvik etti Fenerbahçe için. Şimdi onu şöyle ifade edeyim. Aslında bizim ailede futbolla ilgili ne babamda ne yakınlarımda böyle bir hastalık yoktu. Yok. Tam aksine tersi vardı. Fakat ben daha yani İmam Hatip'e başladığım andan itibaren bende bir futbol tutkusu başladı. Yani okulumuzda mesela okulun bahçesinde sürekli oynardık filan. Ve bizim oralarda da mahalle takımları vardı. Bizim de mahallemizin kulübü iyi bir kulüptü. Ben mahallemizin o kulüpte topa başladım, futbola başladım. Ve her hafta sonu geldiğimizde 15 yaştan sonrasını söylüyorum. Ona gelirdik. Ve oradaki arkadaşlarımın ve oradaki büyüklerimizin etkisiyle olacak herhalde. Kulüp başkanımız da Fenerbahçeliydi. Tabii Lefter'in de çok hastasıydı. Ondan sonra biz de alır götürürdü maça filan. Ve hakikaten biz de yani Lefter'in o zamanki o sergilediği oyunları filan görerek ondan herhalde etkilenmiş olacağız ki büyülenmiş olacağız ki
Böylece bir Fenerbahçelilik bizde başladı. Ve ben tabii bir de yani 15-16 yaşında, yani 16 yaşındaydım, İstanbul Genç Karma'ya seçildim. Amatörde. O süreç de bizi biraz daha ilerletti ve biz o zaman bir statlara serbest giriş kartı aldık. Serbest giriş kartıyla biz o zaman, işte adı o zaman Mithat Paşa Stadı'ydı. Yani şu andaki yıkılmış olan İnönü, evet, Stadyumuna biz tabii bedava girebiliyorduk o kartımızla. Ve ilk benim transferim de o zaman Cami Altın olmuştu. Cami Altın'a transfer oldum. 17-18 yaşlarındayım o zaman. Aynı zamanda orada okuyorum. İmam Hatip'te okuyorum. Orada futbol oynuyorum. Ama babamın haberi yok. Babam sonra öğrendi. Önce biraz tabii biraz kızdı filan ama sonra babamı da alıştırdık. Ve Fenerbahçeliliğimiz bu şekilde gelişti. Şu anda da ailede hanım hariç herkes Fenerbahçelidir. Ama bu son olaylardan sonra arkadaş, bütün aile nedense soğudu bu işlerden. Son yaşananlar. Yani bu yaşanan olaylar filan aileyi epeyce soğuttu. Emine Hanım efendi hangi takımlı? Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Evet. Sayın Başbakanım, Milli Takımlar Teknik Direktörü ve aynı zamanda Galatasaray Teknik Patronu Fatih Terim ve Türk Basketbolu'nun uluslararası arenada çok önemli bir ismi Hidayet Türkoğlu'nun sizlerle ilgili yorumu var. Müsaade buyurursanız iki değerli ismin yorumlarına bir gidelim. İkisi de yan yana mı? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı iyi. Bugün savaşların yerine spor var. Herkes sporun her dalını kendi ülkesinin propagandası için veya tanıtımı için veyahut iyiliği için, menfaati için kullanıyor. Bizim de ülkemizde özellikle sporda böyle bir sporu seven başbakanımız olduğu için yaklaşımı, düşüncesi, sağladığı imkanlar bana göre bir şanssız. Herkes bu şansı iyi kullanmalıdır. Bana göre Sayın Başbakanımızın dünya çapındaki imajı, kendine olan güveni, bir lider sıfatı olması sanırım bütün dünya çapında herkes tarafından bence gözlenmemiş bir şeydir bu. Çünkü Sayın Başbakanımız kendisine çok güvenen bir insan. Nitekim de yaptığı işlerde de bunu herkes görüyor. Ve sanırım sadece Amerika değil, bence dünya çapında herkes bu yönünü bence takdir ediyor diyebiliriz. Sayın Başbakanım, Fatih Terim ve Hidayet Türkoğlu'nun görüşleri böyle. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'e de çok önemli bir maç, Andorra maçında başarılar diliyoruz. Bu yorumlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ben Fatih Hoca'yı hocalığından öte futbolculuğumda da tanıyorum. Gerçekten başarılı bir futbolcuydu. Aynı zamanda da tabii çok çok başarılı bir teknik direktör. Bir de futbola hırsıyla aslında zevk katan birisi. Bu çok önemli. Çünkü futbolcuya eğer siz hırsı veremezseniz, ki benim hocamın da öyle bir özelliği vardı. Oğlum topu yiyeceksin derdi. O kadar böyle hırs. Yani sadece teknik kabiliyetinin olması yetmiyor. Yani orada fiziğin olması, kondisyonun çok yerinde olması, hırsın çok yerinde olması önemli. Onun için ben zaman zaman da yani sporu siyasetle de özdeş tutarım. Çünkü oradaki o kolektif anlayış olsun, o hırs olsun, o başarıya inanmak olsun. Başarıya inanacaksın. Yani biz bu işi başaracağız. Kolektif anlayış o. Biz bu işi zaferle kucaklaştıracağız. Buna inanacaksın. Evet. Zafer Hoca, Fatih Hoca'da bu var. Bunu görüyorum. Tabii Hidayet kardeşim de yani gerçekten Türk
basketinde örnek olan, hakikaten lider isimlerden bir tanesi ve işte gerek NBA'de olsun gerekse yani Amerika'da bulunduğu süre içerisinde hep bizi başarıyla temsil etti. Yani basket milli takımımızın da sürekli kaptanı olarak hakikaten başarıyla arkadaşlarının arasındaki o dayanışmayı, barışı, kolektif anlayışı hakikaten teşvik eden bir sporcumuz olarak kendisini ben de kutluyorum. Evet. Gelelim evliliğinize Sayın Başbakanım. Hanımefendiyle o ilk rastlaştığınız ana gideceğiz ama ben günlerdir düşünüyorum. Bu soruyu şöyle mi sorsam olur, böyle mi sorsam olur? Çünkü daha önce herhangi bir yerde buna dair sorular yanıtladığınızda ben kendi adıma şahit olmadım. Yıl 1977, hararetli bir konuşma yapıyorsunuz kürsüde. Hanımefendi de sizi görüyor. O rastlaşma anınızı ben sizin ağzınızdan hangi cümlelerle dinlerim? Nasıl tarif edersiniz? Şöyle düşünüyorum, şiir yazan, şiir okuyan, yani bir duygu adamısınız siz. Nasıl anlatırsınız o ilk rastlaşmayı? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii daha sonra bunu hanım bana anlatırdı. Ama ben tabii bilmiyorum. Yani eşimin şimdi yerinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunun olduğu yerde, yamaç kısmında Tepebaşı gazinosu vardı. Evet. O gazinoda bizim bir o gün orada partimizin bir toplantısı var ve o toplantıda ön sıralarda bizim hanımın tasarımcılık yanı da çok güçlüdür. Dikkatimi çekti ve tabii duruşu falan dikkatimi çektiği gibi. Ben de doğrusu o anda hani bu işte yeni şeyle elektriklenme diye ifade edilen ama işin edebi noktasına baktığımız zaman aşık olmak deniliyor ya. Evet. Böyle bir durum orada meydana geldi. Ama tabii benim aşkı tanımlamam biraz farklıdır. Farklı yerlerde farklı tanımlama oldu. Ben aşkı şöyle hep tanımlarım. Yani aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Böyle tanımlarım. Ama şimdi tabii bazıları hep aşık oldum diyorlar ama aşık olduğundan sonra bakıyorsunuz birçok kişiye daha aşık oluyor. Aşık olduklarının sayısı çok artıyor. Ama bizimki öyle değil. Biz bir aşık olduk, bir aşık olduk ve öyle devam ediyoruz. İsteme merasimini falan hatırlıyor musunuz? Mesela heyecanlı olduğunuzu. Hatırlamaz falan. Olur muyum? Tabii. Hatırlıyor musunuz? Ya da şöyle sorsam Sayın Başbakanım, adettir. Hanımlar kahveye tuz atar. Hanımefendi sizin kahvenize tuz atmış mıydı? Sağ olsun o bana öyle bir şey yapmadı. Öyle mi? Pekala. Benim bir fincanıma yarım tuz atılmıştı böyle. Öyle mi? Ama yine de. Geçenlerde bizim herhalde gücenmezler ama önceki Milli Eğitim Bakanımız Ömer Bey'in oğluna kız istemeye gittik beraberce. Şöyle bir iki aylık olay. Ve o gün orada meğerse öyle bir sürpriz yaptılar. Kızımız oğlumuzun kahvesine tuzu herhalde fazla kaçırmış olacak ki baktım ki oğlumuz kıvranıyor. Biz kahveleri bitirdik, o kıvranıyor. Ondan sonra herkes kahkaha atmaya başlayınca demek ki tuz atılmış. Ama sağ olsun benim eşim öyle bir bana zulüm yapmadı. Yapmadı pekala. Sayın Başbakanım siz nasıl istediniz? Biz Allah rahmet etsin, halamın oğlu onun bir arabası vardı. Onunla beraber gittik. Ve babam, annem hep birlikte, yengem beraberce gittik. Giderken de şöyle bir kakaolu veya çikolatalı bir baklava yaptırmıştım. Onu oraya getirdik. Ve o gün tabii bu isteme işlemini yaptığımızda sonradan tabii öğrendim ki yani ben bayağı kızarmışım yani tabii deneyimli tecrübeli falan da değilim. Babam, annem falan o gün orada tabii kayınpederim, kayınvalidem sağ olsunlar hiç en ufak bir zorlama falan çıkarmadan bize olumlu cevabı verdiler ve çok da uzatmadık zaten. Yani biz hemen hemen bir sene içinde
nişanımızı ve nikahımızı kıyıverdik. Sayın Başbakanım, Türk müziğinin duayen isimlerinden Sayın Orhan Gencebay'la beraber bir kız istemeye gitmişsiniz. Kendisinin anlattığı bir anısı var. Dilerseniz kendi ağzından bir dinleyelim. Sonrasında sizin yorumunuz da önemli tabii. Evet. Bir gün kız istemeye gittik Sayın Başbakan'la. Takıldık hatta, kızı vermezlerse ne yaparız, kaçırırız falan gibi şakalaştık. Derken sohbetten sonra kızı isteme faslı geldi. Ben kendisine buyurun dedim, siz isteyin dedim. Hayır dedi. Ben isteyemem, sen iste dedim, rica ederim. Yok dedi, ben, sen benim büyüğümsün, sen benim ağabeyimsin dedi. Bana vermişti bu görevi. Ben de Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınızı verir misiniz dedim. Neyse, verdiler kızı da rahat ettik. Evet Orhan Bey'in sizinle ilgili böyle bir anısı var. Zaman zaman da anlatıyoruz. Fakat Orhan Bey'e de yakışır yani. Hakikaten abilik de yakışıyor, babalık da yakışıyor. Yani Orhan Baba boşuna demiyorlar. Orhan babalığının gereğini yapması gerekir. Ben de kendisine gerçekten orada dedim, bakın hem siz gerçekten. Ben yine işiniz hanımefendiyle devam edeceğim. Şimdi baktığımız zaman nerede olursanız olun hep yanınızda görüyoruz hanımefendiyi. Meetinglerde, seyahatlerde, organizasyonlarda, toplantılarda. Dışarıdan gözlemlediğimiz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Emine Hanım iyi bir yol arkadaşı. Siz de az önce mesela aşka dair dediniz ki biz bir aşık olduk, bir aşık olduk. Nasıl, hangi kelimelerle tarif edersiniz Emine Hanımefendi'yi? Şimdi bir defa daha evlendiğimiz andan itibaren kendisi de bu sosyal hayatın içinde ve bugün STK diye ifade edilen, kendilerinin de bir derneği vardı. O dernekte faaliyetlerini yürütüyorlardı. Tabii ben o zaman gençlik kollarındayım. Ben de o çalışmalarımı yürütüyorum siyasi partide. Ve böyle bir süreç içerisinde gerçekten evlendiğimiz andan, o günden bugüne siyasi mücadelem içerisinde, tabii bir gün olsun ya niye geç geldin sorusuyla karşı karşıya kalmadım. Bana bir kez işte büyük kızım öyle bir serzenişte bulundu, ama o serzeniş niye geç geldin anlamına değildi aslında. O sadece tabii bize hasret, ben de onlara hasretim, ama verdiğimiz mücadele böyle bir zamanı ayırmaya fırsat vermiyor. Geceleri bir iki böyle geliyoruz eve. O zaman da mücadeleler yani şu andaki kadar rahat değil. Daha zor, sıkıntılı dönemler. 80 öncesini bahsediyorum. Ve bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kız Mesra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum. Fakat bütün yavrularımla beraber tabii aynı istikamete bakış, aynı yolda yürüyüş. Eşimin gerçekten çok ciddi bir yükü bu noktada almış olması ve onun arkamda tabii bu noktada dik duruşu işimizi kolaylaştırdı ve biz de rahat rahat bu diyebilirim ki yani 40 yıla yaklaşan siyasi mücadelemizde bizi rahat kıldı. Bu heyecanımızın devamını güçlü kıldı. Peki eşinizin, kızlarınızın kıyafet seçiminizle ilgili size bir desteği var mıdır? Siz kendiniz mi seçersiniz? Bunun için özel bir ekip mi vardır? Yoksa onların bu anlamda tavsiyelerine uyar mısınız Sayın Başbakanım? Ben o konuda eşime ve çocuklara yük olmam. Öyle hepsini kendim hallederim. Pekala. Evet. Sayın Başbakanım, yine çok kıymetli sanatçılarımızdan Sayın Ajda Pekkan'ın kıymetli eşiniz ve değerli kızlarınızla ilgili bir yorumu oldu. Dilerseniz bir izleyelim, sonrasında sohbetimize devam edelim. Tamam.
Yüksel Seyahati, o da bir çıkartmaydı. Çok güzel. Bizim Türk kadınlarımızı Avrupa'da gösterebilmek, onların nasıl durduklarını görmelerini istedik. Çok başta hanımefendi olmak üzere. Zaten sadece bayanlar, sadece hanımlar gidildi. Çok da önemli insanlar vardı İsmen için içlerinde. Bir yemek, öğlen yemeği dönüşünde özellikle hanımefendi ve kızları benimle olmak istediler. O samimiyet içinde şöyle dendi: Ajdan, ben merak ediyorum sizin sesinizi, yalnız ve yalın sesinizi, bize bir şarkı söyler misiniz diye. Ben de seve seve dedim. O samimiyeti, o sinerjiyi yaşamak o kadar keyifliydi ki o anda. Devamını diledim tabii ama işte hep böyle protokoler durumlarda bunlar söz konusu olabiliyor. İnşallah yine yakında karşılaşırız. Sayın Başbakanım, gelelim ev içine. Diyelim musluk bozuldu. El beceriniz var mıdır? Emine Hanım Efendi sizden böyle bir şey istediği zaman yapabildiniz mi, yaptınız mı? Yani Kasımpaşa'dayken o tür şeylerle uğraştığım çok olurdu. Tamiratlar. Tabii tamiratlar. Fakat yani belediye başkanı olduktan sonraki süreçte artık o işler bizim üzerimizden bir yerde gitmiş oldu. Başbakanlığımız döneminde falan da tabii bu işler artık bizim üzerimizden gitti ama Kasımpaşa'da oturduğumuz dönemlerde buna benzer işler, badana boya, bu tür işler, yani şartları eğer bana kalıyorsa yaptıramadığım zaman yapma gayreti içerisinde oldum ve yaptım. Peki hiç mutfağa girdiniz mi? Yani yemek yaptınız mı? Şu yemeği mesela ben çok güzel yaparım dediğiniz bir yemek var mı? Annenizin yemeklerinin güzelliğinden bahsetmiştiniz programın başında. Sizin öyle bir beceriniz var mı Sayın Başbakan? O yönde sadece öğrencilik yıllarımızda arkadaşlarımızın arasındaki bizim bir menümüz vardı. Sadece onu yapardım. Bunun dışında sağ olsun eşimle zaten hayatımız bütünleştikten sonra bize mutfak kalmadı. O iş o götürüyordu. Ama benim o öğrencilik yıllarımızda iyi yaptığım tek şey vardı. Menemeni iyi yapardım. İşte yumurtayı iyi yapardım. Sucuklu yumurta, pastırmalı yumurta falan. Bunları iyi yapardım. Bizim öğrencilik yemeği öğrenci buydu. Kahvaltı, öğrenci evet. Yemekleri. Pekala. Tavsiyeleri olur mu mesela Emine Hanım'ın size? Bunu ye, şunu yeme. Gerçi siz sağlıklı yaşamdan yanısınız. Hep bununla ilgili tavsiyeleri veriyorsunuz ama hanımefendi işim, ilgili mi bu konularla? İşim o konuda çok hassas, çok titiz. Yani bazen zorlandığım da oluyor. Alternatif tıbbı filan da çok yakından takip eder. İşin içindedir. Kendisi yediklerinde, içtiklerinde ileri derecede hassastır. Ben de mümkün olduğunca tabii onlara uymaya çalışıyorum ama zaman zaman da tabii onu bozduğumda oluyor. Olabiliyor. Sizin de yemeklerine karıştığınız, yemesine içmesine karıştığınız bir isim varmış Sayın Başbakanım. Şahan Gökbakar. Öyle bir anısını anlattı ki biz izlerken hakikaten çok güldük. Gelin bir kulak verelim neler anlatmış. Şimdi bu meşhur Dolmabahçe kahvaltıları vardı ya, sanatçılarla yapılan, işte başbakanı da teşrif ettiği. Onlardan birine bana da bir davet geldi. Kendimce böyle birkaç bir şey buldum. İşte bana şöyle derse ben öyle derim. İşte şöyle yaparsa böyle ederim filan. Gün geldi çattı, gittik. Böyle çok büyük bir salon. Büyük de bir masa var. Sayın Başbakan içeri girdiler. Herkes de tek tek tokalaşarak geliyor işte. Merhaba diyor. Neyse geldik, tam karşı karşıya durduk. Tombişim nasılsın dedi. Şimdi bir an bir duraladım, dedim iyiyim sağ olun, siz nasılsınız Sayın Başbakan? İyiyim sağ ol, hala erimedin mi dedi. Yok dedim, daha eriyemedim falan derken zaten yandakine geçip gitti Sayın Başbakan. Sonra kahvaltılar dağıtıldı falan. Karnım da aç. Tabii lafı yedim ya ben, tombişim nasılsın? Yani yemeyeyim, daha az yiyeyim. Mesela ata 3 kaşık yiyorsa ben 1 kaşık yiyeyim falan gibi. Ata da var orada. Ondan sonra o şekilde dikkat ederken tam böyle artık tuttum kendim, servisleri toplayacakken son bir alayım ben o salamı falan diye böyle şey yaptım, ağzıma götürürken bir baktım konuşurken böyle göz göze geldi benimle.
çatalı geri bıraktım. Çatalı geri bıraktım. Aç kalmıştım o kahvaltıda, bunu hatırlıyorum. Aslında yeni bir soru ve konuyla devam edeceğiz ama yine de Şahan Gökbakar'a bir mesajınız var mı? Bilmek isteriz Sayın Başbakan. Ben tabii sağlığı için gerçekten daha dikkatli olmasında fayda var. Hamur işlerini azaltmasında çok çok fayda var. Mesela ben şimdi iyice azaltmaya başlıyorum. 2 gündür başladım. Zannediyorum bunlar faydalı olacak. Can boğazdan çıkarmış. Can boğazdan gelir değil, can boğazdan çıkar. Pekala. Evet Sayın Başbakanım, gelelim çok ama çok sevdiğiniz torunlarınıza. En başta şöyle soralım. Mesela bizim ailemizde hep şöyle söylerler. Ceviz, ceviz içi diye tarif ederler. Torun ceviz içi. Sizin için evlatlarınız mı yoksa torunlarınız mı? Tabii bu konuda çok değişik şeyler söylenir. Ancak yani tabii ki evlat sevgisi bambaşka bir şey. Fakat torunlar evlatları bize aratmadı. O başka bir sevgi bize getirdi. Hakikaten şu anda gerek eşim, Refikam, gerekse çocuklar, hele hele ufak kızım, zaten onların sürekli yanında olması, hatta onlar teyze, işte illa bu gece beraber yatalım, sürekli onu söylerler, onunla beraber yatarlar ve gittiğimizde bakarım ki hemen kayıpta, nerede, böyle böyle işte yeğenlerinin yanında. O kadar birbirleriyle muhabbetleri ileri derecededir, aşırı derecededir. Veyahut da onlar gelirler teyzesiyle beraber evde kalırlar. Ama hakikaten Allah onların muhabbetini bizden eksik etmesin. Ve çok çok başka bir onların tadı var. Onlar doyumsuz oluyor. Şu anda tabii bizim 3 tane var. Çocuklarıma da söylüyorum, bak beni mahcup etmeyin, en az 3 diyorum. Onlardan da bunu bekliyoruz inşallah. Devamı gelir diye temenni ediyorum. Sayın Başbakanım, torunlarınızın siyasete atılmasını, siyasete girmesini ister misiniz? Tabii biz çekildikten sonra niye olmasın yani. Onlar bunu devam ettirsin derim. Çünkü siyaset yaşamımızın bana göre olmazsa olmazıdır. Ve iyi yetişmiş, dürüst, doğru, gayretli. Çünkü siyasette de sonunda insanımıza hizmet vereceksin. Bunu birilerinin yürütmesi lazım. Eğer böyle bir kabiliyet varsa, hakikaten bu işte kendileri de bir heyecan duyuyorsa bence olmalarını isterim. Evet. Peki şu torunlarınızla geçirdiğiniz vakte ben biraz girmek isterim Sayın Başbakanım. Yoğun temponuz sebebiyle sınırlı sayıda görüşüyorsunuzdur. Tatillerde bir araya geliyorsunuzdur filan ama ne yaparsınız torunlarınızla? Birlikte çizgi film izler misiniz? Sence onları ellerinden tutup parka götürme şansınız oldu mu? Biraz anlatır mısınız bize? Şimdi çizgi film izlemede zaman zaman onlar beni zorladığı için izliyorum. Çünkü çizgi filmi çok seviyorlar. Ama tabii anneleri de belli bir limit koyuyor. Diyelim ki 10 dakika veya 15 dakika daha fazla izleyemezsiniz. Biz de tabii katlanmak durumundayız. Yani onlarla beraber onu izliyoruz. Veya onlar bizim üzerimizden çizgi filmi izleme fırsatını buluyorlar. Bizi yani orada da istismar ediyorlar. Ondan sonra biz de peki diyoruz falan. Anne ne kadar müsaade etti? 10 dakika, 15 dakika. Peki diyoruz, 15 dakika. Beraber onlarla izliyoruz. Park derken zaten sağ olsun İstanbul'daki hakikaten oturduğumuz yer adeta bir park gibidir. Onun için çocuklarımızla, torunlarımızla beraber orada böyle bir imkanı, böyle bir fırsatı buluyoruz. Ve onlarla da orada ben mesela büyük torun bizim topu çok sever. Ve çok da hırslı. 2 numara o kadar değil. Onlarla bazen ben top oynarım. Böyle şey yaparım. Ama en ufağı
Mahinur torunum var, kızımız. O bir başka bizim için sevgi, o da Ayuma. Ve size ayrı bir sinerji veriyor bunlar. Ayrı bir güç katıyor. Kız torun olması hasebiyle mi acaba? Onun yani sinerjisi farklı. Belki geometrik karşılıkları farklıdır diyebilirim yani. Diğerlerininki daha farklı. Böyle bir özellikleri var. Pekala. Allah bağışlasın diyoruz Sayın Başbakanım. Sizi biraz soluklandıralım, biraz nefes aldıralım. Bir reklama gideceğiz yüksek müsaadenizle. Ustanın hikayesi devam edecek sevgili seyirciler. Yine sorularımız olacak. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ama kısa bir reklam arası. Türkiye'de tarife anlayışını değiştirdi. Kontrolü seç tarifesinde dakikalarınız bittiğinde faturanız durur. Limit aşımı yaşamazsınız. Üstelik Türkiye'de ilk defa hiçbir ek ücret ödemeden Aveyalılarla sınırsız konuşmaya devam edersiniz. Hayat değişir Aveyayla. Vestel'den alırken de kullanırken de tasarruflu derin dondurucu. Yiyeceklerinizi mevsimindeki gibi taze tutan enerji tasarruflu Vestel derin dondurucu ayda sadece 26 lira taksitle. Maksimum kartı özel 36 ay taksit fırsatıyla. Vestel, dost teknoloji. Çocuklarım, göz açıp kapayınca kadar büyüdünüz, serpildiniz. Belki şimdi ayrılıyoruz ama unutmayın. Siz bu toprakların en lezzetli şeftalilerisiniz. Yalnız Bursa'nın güneşi, yağmuru sizi besledi. Ayrılık vakti. Doğduğunuz topraklardan çok uzaklara gideceksiniz. Belki büyük şehirlere. Hadi bakalım, ben size nasıl baktıysam siz de onlara öyle bakın. Tropicana en güzel meyveler nerede yetiştirilir çok iyi bilir. Şeftalileri gerçek yuvası Bursa'dan toplar, dünyanın bir numaralı meyve suyu uzmanlığıyla işler. Bellona'dan evini döşeyen herkese 1200 lira değerinde hediye çeki. Evinizde şıklığa, modaya ve estetiğe yer açın. Çekinizi güle güle harcayın. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, 2014'te ödemeye başlayın. İyi ki ona rastladım. Şemsiyenin altında bütür bütür yatınca, yaz ayında yanında buz gibi burada limonata. Buz gibi burada limonata. Ev yapımı tadında. Yaz ayında yanında burada limonata. Narata, mandalinata. Lezzet ailesi harika. Konuşturan boya Permolit ve Turkcell'den süper kampanya. Permolit kutularından çıkan şifreyi 4533'e gönderin, 100 liraya kadar konuşma kazanın. Permolit, keyfini sürün. Güneşli bir güne merhaba, umutla başla hayata, her sabaha yenilik gerek hayata. Lipton'un yeni lezzetiyle tanışın. Yeni harmanından gelen mükemmel lezzetiyle yeni Lipton Yellow Label. Mükemmel dem, mükemmel lezzet. Onlar manigiller. Çok kazandırmaya geldiler. Manigillerden 25 TL'ye bir harf, mani kelimesini tamamladığınızda ise 5 mani hediye. Money Club her zaman kazandırır. Arış, pırlanta sanatı. Dünyamı boyuyorum. Renkli kuru boyalar. Alpinoyla. Pastel boyalar. Dünyamı boyuyorum. Keçeli kalemler. Alpinoyla. Yaşasın, hayalimi boyuyorum. Boyadıklarıma bak. Dünyamı boyuyorum. Alpino. Tek kullanımlık örtüler. Pratikser. Estetiği, pratiği. Casio'dan projeksiyon teknolojisinde devrim. Hibrit ışık teknolojisiyle uzun kullanım ömrü ve yüksek parlaklık bir arada. Casio, yeni nesil projektörler.
Ankara'da mutlu yaşamın yeni adresi. Asude Park Evleri. Büyük fırsat. 3 artı 1, 4 artı 1 ve dubleks seçenekleriyle kaliteli, ferah, huzurlu. Altındağ Havaalanı yolu 10. kilometrede. Kampanya fiyatlarıyla %10 peşin, bütçenize uygun ödeme seçenekleriyle 2014'te teslim. Barınmak için değil, yaşamak için. Asude Park Evleri. 0312 528 1446. Kapakları ver konseri. Şimdi mi? Evet, şimdi ver konseri. 7 gün konserleriyle hangi şehirdeysen ben de oradayım. Evet, işleminizi tamamlıyorum. 1000 lira indiriminize düşüyorum. Ne? Merve, kızım istikbalde tam 1000 lira indirim var. Hadi çabuk. Ne? Ay, Ahmet, kalk 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 kalk. İstikbalde 1000 lira indirim var diyorlar. Alo, ya ne maçı oğlum ya? İstikbale gidiyoruz. 1000 lira indirim varmış. Bekle Merve. İstikbalden evinizi güzelleştirecek kampanya. Şimdi alışveriş yapan herkese anında tam 1000 lira indirim. Hemen istikbale gelin, evinizi yenileyin. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, 2014'te ödemeye başlayın. Her ev güzel istikbalde. Anadolu kışa hazırlanmayı sever. Anadolu Jet 39 TL'den başlayan erken rezervasyon fiyatlarıyla 1 Kasım 15 Ocak tarihleri arasında Anadolu'nun dört bir yanını birbirine bağlıyor. Anadolu Jet, uçmayan kalmasın. O bir Türk. Hafif ve sağlam. Güçlü ve dayanıklı. Boğa gibi güçlü damper, EMK damper. İçindeki şirini keşfet. Şirinlerin eğlenceli ve heyecan dolu maceralarında onlara eşlik et. Sen de içindeki şirini keşfet. Şirinlerin hikayesi. Şirinler Paris'te. Şirin olmak ve daha birçok şirin macera. Şirinlerin tüm kitapları seçkin satış noktalarında. Şirinler. Avea Türkiye'de tarife anlayışını değiştirdi. Kontrolü seç tarifesinde dakikalarınız bittiğinde faturanız durur. Limit aşımı yaşamazsınız. Üstelik Türkiye'de ilk defa hiçbir ek ücret ödemeden Avea'larla sınırsız konuşmaya devam edersiniz. Hayat değişir Avea'yla. Ustanın hikayesinde aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Başbakanım, siyasetle ilgili sorulara geçiş yapalım istiyoruz artık. Buyurun. Evet Sayın Başbakanım, siyasete geçiyoruz artık. Milli Türk Talebe Birliği ile İstanbul İl Başkanlığı arasındaki süreci size soracağız. Neler yaşadınız acısıyla, tatlısıyla, neler anlatırsınız bize o dönemle ilgili olarak? Tabii Milli Türk Talebe Birliği ile olan süreç İmam Hatip'te okuduğumuz yıllarda orta öğretim çalışmaları, faaliyetleriyle başladı. Ve üniversiteye geçtikten sonra Milli Türk Talebe Birliği'nde orada iki müdürlüğü üstlendiğim dönem oldu. Bunlardan bir tanesi işte teşkilat ve kültür müdürlükleri olarak ayrı ayrı orada o görevleri üstlendim. Tabii o dönemlerde Milli Türk Talebe Birliği yani yüksek öğrenim gençliği noktasında muhafazakar kesimi temsil eden en güçlü kuruluştu. Çok aktifti, çok faaldi. Sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde yaygın bir potansiyeli vardı. Ve bugün gerçekten devletimizin birçok kademelerinde emeği geçmiş, o çarktan yetişmiş gelmiş insanlar var. Parlamentoda geçmişten bugüne
görev almış, üstlenmiş birçok isimler var. Ki özellikle de gerek Kültür Bakanlığı yapmış olan İsmail Kahraman Bey, orada bir dönüşümün aslında ismidir, adıdır. Onunla beraber Milli Türk Televi Birliği çok farklı bir dönüşümü yaşamıştır. Ve o süreç o şekilde devam ederek gelmiş. Ve Milli Türk Talebe Birliği'nde çalıştığım süreç içerisinde Beyoğlu, o zamanki Milli Selamet Partisi'nden bana bir teklif gelmişti. Ve Beyoğlu ilçe gençlik kolu başkanlığı için. Biz de muhasebesini, müzakeresini yaptık. Peki dedik. Beyoğlu'nda ilçe gençlik kolu başkanlığına seçildim. Ve kısa bir süre orada gençlik kolu başkanlığını yaptıktan sonra partinin İstanbul İl Gençlik Kolları başkanlığı için teklif edildim. Ve çekişmeli bir kongreden sonra İstanbul Gençlik Kolları başkanlığına getirildim. Ve Gençlik Kolları başkanlığına geldiğim dönemler tabii 80 öncesi dönem. Gerçekten üniversitelerin sıkıntılı olduğu dönem. O zaman tabii terör yoktu ama anarşi vardı. Öğrenci olayları vardı. Bunların olduğu bir dönem. Bize düşen görev de tabii sorumlusu olduğumuz teşkilatımızı mümkün olduğunca bu olayların içerisine sokmamaktı. Ve şiddet eylemlerinden hamdolsun teşkilatımızı hep uzak tuttuk ve bunu başardık. Ve o süre içerisinde de işte üniversiteyi tabii devam edemiyorduk. Evet, evet. Ancak imtihanlara gidiyorduk. İmtihanlara giriyor çıkıyorduk falan. Böyle üniversiteyi devam ettirdik. Ve 12 Eylül 1980 tabii bu süreç içerisinde de hem siyasetle uğraşıyorum hem top oynuyorum. Aynı zamanda tabii çalışıyorum. Ve İETT'deyim o zaman. Az önce yani o girişteki resimler benim İETT'de olduğum dönemdi. Evet. İETT'de çalışıyor, aynı zamanda orada futbol oynuyordum. Ve siyaset aynı şekilde o süreç içerisinde devam ediyordu. Okul devam ediyordu. Ve 12 Eylül hadisesi bizim üniversiteyi bitirmemize de katkısı oldu. Böylece gittik işte Tuzla'da yedek subay eğitimini aldık. Ondan sonra kurağımızı çektik. Güzel bir kura. Yeni evlenmiştim. Tabii ama artık çocuklar olmaya başlamıştı. Ve kurada da bilmediğim bir yere çıktı kura. Hastal diye çıktı. Ben o zaman hastalığın İstanbul'da neresi olduğunu bilmiyordum. Neşelenmedim. Albay dedi ki, oğlum dedi niye neşelenmiyorsun dedi. Hastal neresi albayım dedim filan. Kağıthanenin üstü dedi filan. Ha, kağıthanenin üstü deyince o zaman ben kepi fırlattım. Evinize çok yakın bir mesafe. Tabii yarım saat. Çünkü akşam servis aracıyla Kasımpaşa evimize gidiyoruz. Sabah aynı şekilde oraya gidiyoruz. Ve orada önce yani bölükte yedek subay olarak görevime başladım. Tabii sporcu olmamız ve İstanbul'un ticaret piyasasını tanımamız. Çünkü İETT'den ayrıldıktan bir müddet sonra da bir yani 2 yıl kadar piyasada ticaretin içerisindeydim. Ve kantin subaylığını üstlendim. Kantin subaylığını almak suretiyle de 77. Piyade Alayı'nda o görevi sürdürdüm. Şu aklıma geliyor hemen. O dönemde, şimdi siz de az önce söylediniz ya, bir sürü uğraşınız var. İşte şiirle meşgulsünüz, kitaplar var, futbol oynuyorsunuz filan. Aklıma şu geliyor. Memleket meselelerine kafa yormak mı istediniz? Yoksa o dönemde her genç zaten memleket meselesine kafa yoruyordu. Yani neden siyaset sorusunun bir cevabı olmalı sizde? Neden siyaset dersiniz? İnsan için siyaset. İki, ülke için siyaset. Şimdi bunu
bu soruyu kendinize sorduğunuz zaman orada kendinizi buluyorsunuz zaten. Çünkü insan için siyaset yaptığınız zaman kendiniz için aynı zamanda bu siyaseti yapıyorsunuz. Aileniz için yapıyorsunuz, millet için yapıyorsunuz. Ve ülke için siyaset dediğiniz zaman da içinde bulunduğunuz bu ülkeye siz farklı zenginlikler katıyorsunuz veya katacaksınız. Tabii gerek üniversite öncesi, gerek üniversite sonrası verilmiş olan bu mücadelede bizler tabii şimdikiler gibi böyle dışarıdan hemen gökten zembille in, parlamentoya gir. Öyle gelmedik bu işe. Şu andaki tabandan tabana, evet. Tabii yani siyasi liderlerin şu anda hangisi böyle tabandan kazıya kazıya bir yerlere geliyor? Sayın Başbakanım, sözünüzü kesiyorum ama çok özür dilerim. Bu konuyu aslında özetleyecek çok güzel bir görüntü var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminizle ilgili. Sizi duygulandıracak, yıllar öncesine götürecek, hani insanın kalbini gümbür gümbür attıracak bir görüntü. Hep beraber izleyelim. Ve işte ekranlarınıza geliyor. Bu şarkı İstanbul için yeni bir günün habercisiydi. Bu şarkı değişimin ve dönüşümün habercisiydi. Bu şarkı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığının habercisiydi. ...1994 yerel seçimleri öncesinde Refah Partisi yükselişe geçmiş, Recep Tayyip Erdoğan bu yükselişin merkezine oturmuştu. Seçimlere yaklaşıldıkça heyecan da artıyordu. Partiler birer birer adaylarını ilan ederken Refah Partisi'nde suskunluk hakimdi. Merkez başka bir isim üzerinde çalışırken İstanbul İl Yönetimi kamuoyu yoklamalarına ve halkın direkt taleplerine dayanarak Recep Tayyip Erdoğan adı üzerinde uzlaşıyordu. Nihayetinde Refah Partisi de adayını açıklayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına girmişti. Seçim yaklaştıkça kamuoyu yoklamalarında 3 isim öne çıkıyordu. Araştırma şirketleri ve basın Tayyip Erdoğan'ı görmüyor, ona şans tanımıyordu. Bu durum Erdoğan ve ekibini hırslandırmıştı. Daha çok çalışıyor, daha çok kapı çalıyor, daha çok kişiye ulaşıyordu. Uygulanan iletişim stratejisiyle de oylar giderek artıyordu. Halk kendi içinden çıkardığı, desteklediği Tayyip Erdoğan için bu defa tamam inşallah diyor. Seçim günü geldiğinde artık nefesler tutulmuş, çıkacak sonuçlar bekleniyordu. Sandıklar açıldıkça bir sürpriz yaşanıyordu. Hiç kimsenin şans tanımadığı, ihtimal bile vermediği bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yürüyordu. Saatler ilerliyor, canlı yayın araçları ve basın yönünü Refah Partisi'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a çeviriyordu. Sessiz yığınlar galip gelmiş, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Barış içinde, sevgi içinde, kardeşlik anlayışı içerisinde birlikte yürütelim. Recep Tayyip Erdoğan için zorlu bir dönem başlıyordu. Kollarını sıvayıp hemen icraata başladı. Dört koldan İstanbul'a su getirecek kanallar ve tüneller kazılıyor, çöplerin toplanması için alternatif çözümler bulunuyor, temiz hava için doğalgaz çalışması yapılıyor, 100 yıllık rüya, metro inşaatı tamamlanıyordu. Güzel İstanbul'un sorunları bir bir çözülüyordu. Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl 7 ay 5 gün sürecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'a belediyecilikte çağ attı. İstanbul'a ve İstanbul halkına verdiği sözleri tuttu. Sadece İstanbul'u yaşanılır bir kent yapmak için çabaladı. Ancak o mükafatlandırılacağı yerde okuduğu bir şiir nedeniyle cezalandırılmıştı. Önüne yine bir engel konmuştu. Ama o her zaman olduğu gibi engelleri tanımayacak, onları aşacaktı.
Sanıyorum bu görüntülerle siz de geçmişe döndünüz. Evet. Anımsadığınız o yılları değil mi? Şunu çok merak ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sizin siyasi kariyerinizde çok önemli bir dönüm noktası. Siz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya siz nasıl karar verdiniz? Neden İstanbul sorusunun da yanıtı olabilir aslında bu. Aslında bu dönüşüm 94 değil. Aslında bu dönüşüm 89. 89'da partinin il başkanıyım. Hı hı. Ama aynı zamanda partinin merkez karar yönetim kurulu üyesiyim. Ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimi için ben Beyoğlu'na aday olmak istedim. Tabii rahmetli hocamıza dedim ki hocam eğer müsaade ederseniz Beyoğlu'ndan aday olmak istiyorum. O riskli kararı almak zor değil miydi? Çünkü zor tabii. Yani mesele orada zoru başarmak hiç oy alınamayan bir yer. Şimdi her zaman bizim bir iddiamız var. Biz diyoruz ki ticaret risktir. Siyaset risktir. Yaşam risktir. Eğer siz bu riski göze alamazsanız başarıyı yakalayamazsınız. Ve o zaman hocama onu söyledim. Dedim ki eğer müsaade ederseniz ben Beyoğlu'ndan aday olmak istiyorum. Bizde de bir anlayış var. Görev istenmez verilir. Fakat bu konuda bir şeyin ispat edilmesi gerekiyordu. Çünkü Refah Partisi yani o oranda kalacak bir parti değildi. Daha yükseklere çıkması gerekiyordu. Olabilirdi. Bunu başarabilirdi. Ama bazı tıkandığı noktalar vardı. Tam o noktaya gideceğim Sayın Başbakanım. Bazı radikal değişiklikler sizinle birlikte başlıyor. Hatta tabandan bile bazı eleştiriler alıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki biz bizi bilenlere değil, bizi bilmeyenlere, mesela meyhanelere, mesela kahvehanelere gidelim, elimizi uzatalım, onlara da elimizi verelim diyorsunuz. Belki de bugünün temellerini o zamandan atıyorsunuz. Yanılıyor muyum Sayın Başbakanım? Gayet isabetli. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. 89'da Beyoğlu'ndan aday olduğumuzda biz orada 1,5 puanlık bir oy farkıyla kaybettik. Ama nereden? 3,7'den 21 küsür gibi bir noktaya tırmandık. 3,7'den. Kimse böyle bir şey düşünmüyor. Yani buradan buraya nasıl gelir bu parti? Esamesi okunmuyor, adı okunmuyor. Beyoğlu. Ama uyguladığımız stratejiler burada detaylarına girmeyeyim. Çünkü vaktimiz buna şey değil ama hayatımızda bizim onun çok çok önemli bir yeri var. Fakat çok ilginç. Gece yarısı tabii oylar çalındı, şu olundu, bu olundu gibi birçok şeyler konuşuldu, edildi. Üniversiteden biz 75 kişilik bir ekip aldık. Bunlara anket yaptırıyoruz. Sürekli. Belli bir yevmiye kendilerine veriyoruz. Kızlı ve erkek gruplar. Ve bu kızlarımıza, üniversiteli kızlarımıza bazı yerlerde çok hakaret ettiler. Yani Refah Partisi'nin içinde bu tür kızlar nasıl çalışır? Halbuki onlar bizim için anket çalışması yapıyorlar. Çünkü ben her gün diyorum göreceğiz şeyi. Neyiz? Nerede eksiğimiz var? Neyi yapmamız lazım? Bu çalışmalar yapılıyor. Tabii buna rağmen o kızlı ve erkekli anket grubumuz son haftaya kadar yoğun bir çalışma yaptılar. Bu hakaretlere rağmen. Son hafta yanıma geldiler. Dediler ki başkanım dediler müsaade ederseniz biz bu hafta sizden ücret filan istemiyoruz. Artık biz bir Refah Partili olarak çalışacağız. Öyle bir tempo ve çalışmaya gittiler. Tabii dünyamda benim onların özel bir yeri var. O kardeşlerimizin. Eğer şu anda ekranları başında İçlerine izliyorlarsa onlara da selamlar, sevgiler. Bir tane var. Öyle mi? Hepsine ben bu gece buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Çünkü onların emekleri adeta bu işin tohumlaması olmuştu. Ve çok enteresan. O gece geç saatler işte kaybettiğimizi öğrendik. Fakat Avusturya'dan orada çalışan semtimizde bir arkadaşımız, yaşça benden biraz büyük, İsviçre'de çalışan, şu anda rahmetli olan bir Tevfik Aydeniz kardeşim vardı. Allah rahmet etsin. Seçim için onları davet ettim. Çünkü tehditler falan geliyordu. Çıktılar geldiler.
O da o zaman güreşte filan Balkan şampiyonu olan bir kardeşimizdi. Ve kapıdan çıktım, karşıya geçmiş, ismini vermeyeceğim, bir yarımlık almış yeni rakı. Orada onu içiyor. İçerken ne diyor biliyor musun? Başkanım diyor, sen ağlama diyor, ben ağlıyorum diyor. Ama biz diyor oraya çıkacağız diyor. 89, 94'ün sinyalini veriyor. Biz diyor oraya çıkacağız diyor. Ve 94'te biz İstanbul'u alıyoruz. Bunun adı inanmaktır. Evet. Ve o kişi mesela daha sonra rakıyı falan da bıraktı. 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 Maşallah. Ve yol arkadaşı oldu bize artık. Öyle devam ettik. Sonra Beyoğlu'nu da aldık. İstanbul'u da aldık. Bu yola öyle devam ettik. Gel İstanbul. İfade edildiği gibi hiç yani burada refah kazanır kazanmaz bir şey yok. Ama tempo farklı. İlk defa kadın hareketi mesela bizim o seçimlerde İstanbul'da yer tutmuştur. Ankara'da Melih Bey, İstanbul'da biz. Şimdi bu iki yer çok önemliydi. Ankara'nın alınması, İstanbul'un alınması. Zaten siz bu iki yeri aldığınız anda Türkiye'de iş bitti. Hemen arkasından milletvekili seçimleri gelecek ve milletvekili seçimlerini de zaten bu iki seçim ciddi oranda belirliyor ve Türkiye'de o zaman Refah Partisi birinci parti konumuna çıkarttı. Ankara İstanbul deyip geçme. Türkiye'nin özeti buralar. Evet. Elbette. Evet. Ve hakikaten öyle bir çalışma ki kadınlar 40 gramlık kahve yaptılar. Ve sağ olsun teşkilatımızın hazırlayıp kadın kollarına verdiği bu kahveleri ev ev dolaşarak dağıttılar. Söyledikleri söz çok enteresandı. Neydi o? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var ya. Hı hı. Bak burada da 40 gram kahve var. 40 yıl hatır istiyoruz sizden. Çok güzel. Refah Partisi ile barışa, sevgiye, birliğe böyle doluştular, böyle çalıştılar. Ve o az önce gördüğünüz tamam inşallah şeyi var ya. O son gecenin asılan İstanbul'daki 500 bin afişinin bir tanesidir. Tamam inşallah. Yani çalıştık. Son geceye geldik. Artık iş bitti. Tamam inşallah. Evet. Ve işim bir bitti. İnanmışlığın da göstergesi tabii, tamam inşallah. Yani özenle seçilmiş tabii, bir slogan gibi duruyor. Evet Sayın Başbakanım. O zaman Erkin Koray'ındı yanılmıyorsam. Evet. Onun yani dertleri bitmez. Ve Subhanallah şarkısı. Evet. Evet. Onun. Sayın Başbakanım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiniz. Nasıl öğrendiniz? Yanınızda kim vardı? Sizi ilk tebrik eden kimdi ya da kimlerdi? Şimdi tabii İstanbul dertli bir şehirdi. Dertleri bitmez derken oradan kaynaklanıyordu zaten. Çöp İstanbul'un en büyük derdiydi. Kirli hava İstanbul'un en büyük derdiydi. Susuzluk almış başını gidiyor. En büyük dert. Tabii bütün bu dertlerden çıkış. İktidarda İstanbul'da CHP iktidarı var. CHP iktidarı çöpü getirdi, kirliliği getirdi, susuzluğu getirdi. Ve biz ne dediysek bunu anında bitireceğiz. Hedefimiz bu. Ve işe başladığımız andan itibaren 2,5 milyar dolar borçla devralmışız. Bir defa 180 kilometre uzaklıktan Trakya'dan İstanbul'a dağları delerek su getirdik. O zaman benim eski genel müdürüm şimdiki Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'di. Aynı şekilde yine fen işleriyle alakalı olarak da geçen dönem milletvekilimiz olan yine Profesör Doktor Adem Baştürk Bey genel sekreter yardımcısı olarak o da görev yapıyordu. Ve birlikte hakikaten ki onlarla daha önce yaptığımız çalışmalar vardı. Hazırlıklarımızı biz seçim öncesi çoktan yaptık. Yani şimdi hani bu siyaset akademisi diyoruz ya, o zaman da biz yerel siyaset akademisi diye bir akademi kurmuştuk İstanbul'da. İl başkanıyım, bu akademiyi kurduk. Buradan hem ilçelere hem ile gerek belediye başkan adaylarını hem meclis üyelerini yetiştiriyoruz.
yani konusuna hakim, ne yapacağını biliyor, İstanbul'u görüyor, İstanbul'un röntgenini çekmiş, nerede ne var, bu eksiklikleri nasıl gidereceğiz, bunların hepsi belirlendi, tespit edildi, adımlar atıldı ve hamdolsun o seçimlerden de onların ummadığı şekilde bir neticeyle, mesela bir şey söyleyeyim, orası çok önemli, sayımlar yapılıyor, biz televizyonlar vesaire daha neticeyi açıklamadan bütün teşkilatlarda online sistemini kurmuşuz. Sandıklardan neticeler alınıyor. Resmi tutanak hemen ilçeye, ilçeden merkeze geliyor. Orada toplanıyor ve biz neticeyi aldık. Gayet eminiz kendimizden. O zaman hiç unutmuyorum, o zamanki Sabah gazetesinin bir temsilcisi geldi. Benimle orada bir röportaj yapmak istiyor. Geçmiş olsun, seçimi kaybettiniz filan falan dedi. Yo dedim, seçimi kazandık dedim. Gayet rahat bir şekilde. Dedi şu anda dedi işte ANAP il merkezinde kutlamalar var filan dedi. Yarın sabah tekrar ziyaretine gidersiniz dedim filan. Ve biz Allah'a hamdolsun o akşam aldığımız neticeyle seçimi kazandığımızı gördük. Tam da bu noktada şöyle bir soru aklıma geliyor. Şimdi o dönemdeki icraatlerinizi anlattınız. İşte bizim hazırladığımız o görselde de vardı bunlar. Siz bunları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde yaptınız. Evet, yarım kaldı da diyebiliriz ama. Şimdi siz seçildiğiniz zaman hali hazırda o korkunun devam ettiği de düşünülüyor. Bu yaşam tarzına müdahale meselesi. O zaman da Refah Partisi'ne dair işte büyük şehirlerde belediyelerin alınmasıyla birlikte yaşam tarzımıza müdahale edilecek duygusu yoğundu. Buna dair neler anlatırsınız bize o dönemden? Ya yani nasıl bir korkuydu? İnsanların da kafasında korku oluşturulmaya başladı. Bir korku imparatorluğu oluşturulmaya başlamıştı. Eyvah, Refah Partisi büyük şehirlerde evet, belediyeleri aldı diyenler falan var. Şimdi aynı medya. Yani bunun evet, da sebebi medyaydı açıkçası. Tabii yani o gün yazılı ve görsel medya. Bugün buna bir de sosyal medya ilave edildi. Şimdi hala yaşam tarzımıza karışılıyor. Peki sormak lazım, yani yaşam tarzınıza karışılıyor da ne yapılıyor? Yani giyimine, kuşamına, yemene, içmene, neyine karışılıyor? Ben bunu soruyorum ama ben bu sorumun cevabını alamıyorum. Sadece bir başlık atmışlar. Yaşam tarzımıza karışılıyor. Ne yapılıyor? Kim, nerede, nasıl karıştı? Bunu bir görelim ya. Görelim Sayın Başbakan. Buyurun. Bunun en güzel cevabını Sayın Kenan Işık veriyor. Duayen sunucu. Bakın ne söylüyor. Çok hassas bir noktada hassas bir yorum yapacak. Yaşanmış bir olay. Hep beraber izleyelim. Şöyle bir şey söyledi. Ben dedi biraz önce Bakırköy'de seçimler var. Orada aday arkadaşa yardım etmek için gitmiştim. O kalabalıkta bir ihtiyar amca bastona dayanarak geldi. İleride biraz kısa etekli bir hanımı göstererek, bak sen belediye başkanı oldun, bunlar hala böyle giyiniyorlar dedi bana dedi. Ben de ya amca boş ver dedim dedi. Onlar öyle giyinsin, sen de böyle giyin. Ne sakıncası var dedim dedi. Biz karışmayız dedi. Aslında konuya tam da oturdu değil mi Ertan Şener? Aslında herhalde özetliyor Sayın Kenan Işık değil mi?